Herkese merhaba. Kanalınıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz hepimizin sorunu olan sorunlar. Benim hiçbir sorunum yok diyen var mı acaba? Sanırım bu pek mümkün değil. İşte tam da bu yüzden çözüme odaklanabilmek adına yeni ufuklar açacak bilgileri sizlerle paylaşacağız. Makalemize başlamadan önce ben de küçük bir sorunumdan sizlere bahsetmek istiyorum. Videolarımız abone olan dinleyicilerimizden çok abone olmayan dinleyicilerimiz tarafından izlenmekte. Bu sorunun çözümü de siz değerli dinleyicilerimizde. Kanalımıza destek olarak abone olup beğeni ve yorum yapmanız bizim için önemli ve değerli. Sözü daha fazla uzatmadan sorunlar nasıl çözülür, bizler sorunlar karşısında nasıl tepkiler veriyoruz, neler yapmalıyız, en sağlıklı çözümü nasıl bulabiliriz? Buyurun birlikte inceleyelim. Uzman klinik psikolog Hasan Turgut Erdoğan, bilinç geliştirme yoluyla sorunlarla baş etme. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya. Yaşamımızda zaman zaman karmaşa oluşturacak durumlarla karşılaşırız. Kişiler bu durumlar karşısında farklı davranış ve tepki biçimleri geliştirmektedir. Bu davranış biçimlerinden bazılarını şu şekilde belirtebiliriz. Karmaşık ve zor bir durum karşısında pes etme davranışı, üzücü bir yaşantıyı görmezden gelme ve çözümü erteleme davranışı, zorluklar karşısında çevreyi suçlama davranışı, çözüm yollarını düşünme davranışı, zorluk karşısında çözüm için bizzat girişimde bulunma davranışı. Kişiler derin sorunlarla karşılaştıklarında karmaşa duygusu yaşamaktadır. Yaşadıkları bu çatışmadan kurtulmak için genellikle yukarıda bahsettiğimiz gibi ya sorunlardan kaçma ya da sorunlarla baş etme yollarını deneme ve çözümün merkezi olma davranışını sergiledikleri görülmektedir. Sorunlar karşısında kaçma ve suçlama davranışı aynen zararlı alışkanlıklarda olduğu gibi geçici bir rahatlama sağlasa da yaşanan sorun çözülmediği için ileriki süreçte daha şiddetli biçimde problemler yaşanmasına neden olabilmektedir. Peki, karşılaşılan zorluklar karşısında pes etmeme ve çözüm becerisini geliştirmek için ne yapabiliriz? Uzmanlar bu soruya yanıt aramışlar ve bir takım çözüm yolları geliştirmişlerdir. Uzmanlar sorunun realistik ve objektif bir biçimde tanımlanması, sorunla kaçmadan yüzleşilmesi ve adım adım sorunun çözümü için gerekli çabanın gösterilmesinden sonra sonuca varılması yönünde teknikler geliştirmişlerdir. Gerçekçi kişilerin bilinç düzeyinde değişime açık davranış sergilemesinin yaşanan problemler karşısında daha rahat çözüm üretebilme durumunu beslediği görülmektedir. Örneğin, eşiyle annesi arasında kalan bir kişinin yaptığı taktiksel hataları gerçekçi bir biçimde değerlendirmesi sonucu ortaya koyacağı çözüm formülleri, kişisel değişimden başlayarak karşıdaki bireyde de alışılmış kalıplardan sıyrılma ve çözüme yaklaşım şansı tanıyacaktır. Olaylar karşısında gösterdiğimiz tepkiler, çevresel ve kişisel özelliklerimizden beslenen düşünce şemalarımıza bağlı tutum ve önyargılarımızla direkt ilgilidir. Örneğin, kimsenin kızmadığı bir durum karşısında küplere binen bir kişi, bilinç düzeyinde o olaya vereceği tepkiyi resmetmiştir. O olay karşısında beyin otomatik olarak öfke ve saldırganlık davranışı ortaya koyabilmektedir. Bu durumu yaşayan kişilerin terapisinde uygulanacak en etkili yöntem, kişinin algı temalarını görmesi ve bu resimler neticesinde olaylara verdiği tepkiyle yüzleşmesinin adım adım sağlanmasıdır. Kişinin bunu bir uzman yardımıyla bulması ve kendi düşünsel örüntülerine müdahale etmesi sorunun kesin çözümü sağlayacaktır. Örneğin, herhangi bir fobiyle hayatı çekilmez bir hal alana, kişi fobi oluşturan durumlar karşısında geliştirdiği tepkisel durumla ağır adımlarla yüzleşerek fobilerini ya da sorunlarını kademe kademe bilinç geliştirme yoluyla aşabilir. Kişinin bireysel bilinç geliştirmesi uzman yardımındaki etkiyi doğrudan etkilemektedir. Bir uzak doğu dövüş sanatı olan Aikido sporunun temel özelliği, karşıdakinin atak yapması anında o kişinin enerjisini de kullanarak yapılan bir savunma sanatıdır. Aslında problemler üzerimize geldiğinde çözümlerini de paket olarak bünyesinde barındırırlar.
Bu Atakan'ın da dezavantajı avantaja çevirmek, problem çözme becerisi gücünü kendimizde kazandırmakla sağlanılabilir. Problem çözme becerisi gelişen kişilerin sosyal yaşamda daha mutlu bireyler oldukları bilinen bir gerçektir. Yaptığım çoğu profesyonel psikolojik danışma uygulamasında gördüğüm gerçek şuydu. Problemin çözümüne duyulan inanç ve iç motivasyon, olumlu sonuç alma yönünde ciddi başarıları beraberinde getirmektedir. Kişilerin kendine olan inancının güçlü olması ve öz saygı düzeylerinin yüksek olması, sorunun net çözümüne yardımcı olan en belirleyici etkiyi ortaya koymaktadır. Sonuç olarak yaşanılan her sorunun bünyesinde çözümü taşıdığını unutmamak gerekir. Bunu büyüklerimiz "her derdin bir devası vardır" sözüyle net olarak vurgulamıştır. Bireyin gizli gücünün bilinç değişikliğini ortaya koyabilecek kadar etkili olduğu asla unutulmamalıdır. Yeter ki bizler dezavantajı avantaja çevirme ve çözümün bir parçası olma yolunda olalım. Biz bilinç geliştirme yönünde güçlü adımlar atalım. Yaşanan sorunun çapı ne olursa olsun, bilinç oluşturma yoluyla geliştirilen kalıcı çözümler, fobiler, bağımlılıklar, ilişki sorunları gibi birçok konuda bize yol gösterecektir. Çözüm odaklı bireyler şiddetli rüzgar çıktığında duvar örmek yerine yel değirmeni yaparlar.